yaşındayken kanser teşhisi koymuşlar. İzmir'e giderseniz daha iyi olur demişler. Umutlarını, anılarını bırakıp gittiler Çeşme'ye. Kanada'da yaşayan oğlu, komşuları, haberi duyan herkes aynı üzüntüyle baş başa kaldı. Hayatlarına son veren 50 yıllık evli çiftin cenazelerini almak içinse henüz müracaat eden olmadı. Evden pek fazla çıkmazlar. Sadece hani alışveriş yapmak için çıktıklarını biliyoruz. 70 yaşındaki Altan Çetin kansere yakalandığını herkesten gizlemişti. Oğlu da, komşuları da onun sağlık sorunlarından öldükten sonra haberdar oldu. Arkalarında bıraktıkları veda mektubunda da zaten kimseye neden bir şey söylemediklerinin satır araları vardı. Yaşlı çift, kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz diye yazmıştı. Komşuluk ilişkilerinin iyi olduğunu biliyorum. Herhangi bir rahatsızlıkların olduğunu duymadım. Oğulları açıklamalarını sosyal medya aracılığıyla yaptı. Hayırsız evlat olarak görülmek onu yaralamıştı. Anne babasından gelen veda mesajına "Sizden nefret ediyorum" diye yazmasının nedenini de onları öfkelendirip vazgeçirmek olarak açıkladı. O da ailesinin mücadele etmesini istiyordu. Haftada 3-4 kere konuşuyorduk. Benden hiçbir zaman maddi talepleri olmadı. Manevi olarak da her zaman yanlarındaydım. Hastayım deselerdi çıkıp gelirdim. Onları Kanada'ya alırdım. Ben burada hayırsız evlatlık görmüyorum diye yazdı. Yaşlı çiftse el ele ölüme yürümeye o veda mesajından çok daha önce karmıştı. Akçay'daki bu 4 numaralı dairelerinin kapısını kapattıklarında aslında son kez komşularına veda ettiklerini biliyordu çift. Çünkü geride hiçbir şey bırakmadılar. Her şeylerini satıp hayır kurumlarına bağışladılar. Çok üzüldüm, çok. Bir tane ablası vardı galiba son zamanlarda yanlarında. Gayet iyiydi, yani kimseyle fazla görüşmüyorlardı zaten. Biz görüşüyorduk ara ara. Altan ve Ülker Çetin geride bıraktıkları mektupta hayatlarımızı hiç kimsenin etkisi olmadan sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapın dediler. Ancak bu vasiyet yerine getirilemiyor. Çünkü yaşlı çiftin bedenleri 3 gün suda kalmıştı ve bu şekilde kadavra olarak kullanılmaları mümkün değildi. Yaşlı çiftin cenazeleri 3 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsileri tamamlandı. Ancak ne yurt dışında yaşayan oğlu ne de akrabaları cenazeyi teslim almadı. Bu yüzden de yaşlı çiftin cenazeleri henüz defnedilemedi. Yaşlı çiftin oğulları yaşadıklarının ve acısının ardından Türkiye'ye gelip cenazeye katılma konusunda kararsız. El ele ölüme yürüyen çiftin cansız bedenleri de sonsuzluğa uğurlanmak için birlikte bekliyor.